Bir de kadının vazifesi, şimdi tabii uzun bir konu bu. Tahminler Saadet'i bir kitabında da uzun uzun anlatılıyor ve yazılıyor. Diğer kitaplarda da anlatılmış. Evet, erkeğin de vazifeler var, kadının da vazifeler var. Mesela dinini bilen, seven, beş vakit namazını kılan salih bir kocaya, hanımı, dünya işlerinde bile aynı şekilde itaat etmekte vaciptir. İtaat etmesi vaciptir. Peki yetmezse ne olur? Günaha girer. Yani böyle dinini seven, bilen bir kocasından haber sorar, komşuya bile gitmesine aynı şekilde dinimiz izin vermemiştir. Ağzı besi yok bu işin. Kitaplar böyle yazıyor. Hem iffetin namusunu koruyacak, hem aynı şekilde evin işini çevirecek ve adam akşam eve geldiği zaman, yani o eve huzurlu bir şekilde girmesi lazım. Evin derli toplu olması lazım, temiz olması lazım, hani güler yüzle karşılaması lazım. Yok, aynı şekilde böyle bizim oralarda bir tabir kullanırlar, çok özür dilerim, tenzih ederim de, domuz topu gibi derler, tamam mı? Hani kaşları çatık, ondan sonra her taraf dağınık, erkek eve gitmeye imtina eder. Ondan sonra da bakıyorsun bize mektuplar, mailler geliyor. İşte kocam işte bir kadın seviyor falan. Sen şimdi evde mutlaka sıkıyorsundur adamın. Gırtlağına sıkıyorsundur. Şu oldu, bu oldu. Yani getir, helal kazanıyorsa o kazanca da aynı şekilde kanaat etmen lazım. Şunu bunu gördüğün zaman, onlarla kıyas yaptığın zaman, ondan sonra kendi nefsine tabi olduğu zaman işin içinde çıkamazsın. Hatta bunu çok ağır bir hadis-i şerif var. Hanımlarla alakalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, bir adam, bir kişi hastalansa, vücudunda yaralar çıksa, yaralarında kan, cerahat aksa, hanımı da ona hizmet etse, hatta buyuruluyor, o yaralardan çıkan kanı, cerahatı diliyle temizlese, kocasının hakkını yine ödeyemez. Mesela Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz aynı şekilde bunu bildiriyor, naklediyor. Kadınların, hani cehenneme gideceklerin çoğunluğu kadınlar olacak. Niçin diye soruyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz. Çünkü nankördürler buyuruyorlar. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor. 70 sene erkek sırtında taşısa, bir defa yere bıraksa, döner ben senden ne gördüm der. Şimdi ben baba dedemi görmedim. Babam zaten 16 yaşındayken vefat etmiş. Yani babaannemin dedeme karşı tavırlarını sadece babaannemin anlattığı kadarıyla hissediyorum. Yani babaannem de aynı şekilde kocasına karşı tamam seviyor, itaat etmiş falan ama bazı yerlerde bayağı şey yapmış. Fakat adamcağız fazla ileri gitmemiş. Ama annemi gördüm. Yapıyor, ediyor, hani iş bilen bir kadındı falan ama babama da aynı şekilde demediğinde bırakmıyordu. Demediğinde bırakmıyordu. Hatta bir gün evde kimse yoktu, baş başaydık rahmetliyle. Anneme dedim ki bak, babam hakkında, babamın aleyhinde konuşuyorsun. Babam yokken onun aleyhinde çocuklarına, yani ona aleyhinde konuşuyorsun. Dolayısıyla çocuklarını ondan soğutmaya çalışıyorsun. Sen farkında değilsin. Soğutmaya çalışıyorsun. Dedim düşün bakayım dedim. Siz neredeydiniz? Köyde. Ne iş yapıyordunuz? Çiftçilik yapıyordunuz. Peki şimdi neredesin? Konya'da. Neyle geçiniyorsun? Babam geldi işte fabrikada çalıştı, ne yaptı? Emekliye ayrıldı. Emekli maaşı alıyor. Eviniz de var. Rahat mısın? Rahat mı oğlum? Bu rahatı kim temin etti? Baban. Dedim niye nankörlük ediyorsun o zaman? Yani aklı başında bir kadıncağızdı, böyle tutuldu kaldı ama. Oğlum mu oğlum falan. Yok dedim anne, hadis-i şerif var. Bu işin şakası yok dedim, çekersin. Bu işin şakası yok, çekersin. Tepesine bin. Benim dediğim olacak, benim dediğim olacak, benim istediğim olacak. Allah'tan korkun ya. Olur mu öyle şey yani? Olur mu öyle şey? Yani şimdi Allah Teala rahmet eylesin. Emen abiler bize hem patronumuzdu, hem babamızdı, her şeyimizdi falan. Sen de şahitsin. Herkese aynı şekilde, çalışan herkesine, hanımlarınıza iyi muamele edin, hanımlarınızı üzmeyin. Hep böyle diye nasihat etmezler miydi? Ediyorlardı. Ama hanımlar da aynı şekilde bunu duyunca, gördün bak Emen abi böyle böyle dedi. Siz bize ne yapacağız? Tepende gezdireceksin. Olmaz öyle şey ya. Sen yaptığın, aynı şekilde yaptığın nankörlük, yaptığın terbiyesizlik, yaptığın şeylerin bedelini ödersin. Ödersin. Bu eshab-ı kiram olsa da öder. Kadın olsun, erkek olsun. Herkes. Ha, erkekler de aynı şekilde. Mesela Tamim ve Saadet-i Beyli'de hanımla nasıl muamele edeceği belli. Gücü, takati neyse, gücü, takati neyse aynı şekilde ona göre evin nafakasını temin eder. Güler yüzle muamele eder. Ama içeriden güler yüz görmezse, girdiği zaman devamlı sürede başını dıdık 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 ederse, onun hizmetini görmezse, ev aynı şekilde ahır gibi olursa, ne olur onda sana? Ne olur onda sana? O evde huzur, huzur, huzur falan olmaz.
Adam ondan sonra mutluluğu, saadet dışarıda arar. Bir an önce dışarı atayım ben kendimi der. Çünkü temizlik imandandır. İmanın yarısıdır. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi bir gün bir yere gidiyorlar. Bakıyorlar ki işte efendim buyurun diyorlar. Masaya oturup bakıyorlar ki masa üzeri toz. Buyuruyorlar ki efendim masa üstü tozlu. Yani pis olan yerde şeytanlar bulunur. Şeytanların bulunduğu yerde biz bulunmayız diyorlar. Kalkıp gidiyorlar. Bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli tabii. Bu kadar önemli. Hal böyleyken sen buna riayet etmezsen, evde çoluğuna çocuğuna aynı şekilde evine bu ihtimamı göstermezsen, sonra da aynı şekilde kocandan beklentilerin olacak, olmaz o. Bu kadının vazifesidir bu. Bunları yerine getirmesi lazım. Yani tepesine binmemesi lazım. Ve kocasının getirmiş olduğu şeyleri de nankörlük etmemesi lazım. Nankörlük edince ne oluyor? Yapmış olduğu, kazanmış olduğu, kıldığı namazlar, okuduğu dualar, yaptığı hayır hasenat silip silip atıyor. Onun için aynı şekilde cehennem ehlinin çoğu kadınlarda diye geçiyor. Silip silip atıyor. Dizine gözüne dursun ben bunları yaptıydım. Ben yapmasaydım şöyle. Rahmetli annem de aynı şekilde ben işitir durdum. Ben çalıştım da, ben yaptım da, babanız yatardı da, babanız şöyleydi de falan. Ya Allah'tan kork ya. Bu adam hiç mi aynı şekilde sırt üstü yattı mı hiç mi çalışmadı yani? Allah'tan kork. Yani ölmeden önce, daha önce anneme açık net bir şekilde dedim ben, dilini tut. Yoksa senin yaptığın ibadet, çektiğin tesbihat seni kurtarmaz. Kurtarmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın emri böyle. Efendim işte fasıksa bilmem neyse orada sabırlı davran. Nitekim ben çocukluğumda hatırlarım. Mesela diyorlardı ki rahmetli nenem şu kadıncağız dedi. Yani bu dedi kadının ismini söylüyordu eşittir sabır diye. Yani kocası aynı şekilde şey bir adam, sert bir adam, haşim bir adam. Her şeyde kızıyor, deviriyor, döküyor. Kadın aynı şekilde göğüs geriyor, çocukların hatırına sabrediyor. Şimdi bunun ikisi de öldü. İkisi de karşılığını görüyor Mustafa Bey, şaka değil bu ya. İkisi de karşılığını görüyor. Kadın sabrının karşılığını, erkek de zulmünün karşılığını görecek. İki kere iki dört kesin bu. Yani yapılan işler iadeli, taahhütlü, adres şaşırmadan iade ediliyor. Aynısı. Hatta Behlüldana Hazretleri bir gün böyle haşim bir şekilde, özür dilerim haşim olmaz onlarda da, hızlı bir şekilde, telaşlı bir şekilde gelirken Harun Eşit Hazretleri görüyor halife. Demiş nereden geliyorsun? Ahiretten demiş. Ahiretten nereden geliyorsun demiş. Cehennemden demiş. Allah Allah. Cehenneme niye gittin demiş. Ateş almaya demiş. Demiş elinde ateş yok, vermediler mi? Bana dediler ki, burası önemli bak, bana dediler ki herkes ateşini cehennemden, dünyadan getiriyor. Kendisi getiriyor. Kadın olsun erkek olsun. Erkek hanımına karşı yapacağı vazifelerde suistimal ediyorsa bedelini ödeyecek. Kadın aynı şekilde yapmıyorsa o da bedelini ödeyecek. Efendim bu kimin evladı olursa olsun, kimin çocuğu olursa olsun mutlaka bu böyledir. Vallahi de billahi de tallahi de böyledir bu. Çünkü bir gün Hazreti Ali'ye karşı Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a bir şey söylüyor. O da bir karşılık veriyor. Hazreti Ali üzülüyor. Hazreti Ali doğru mescide gidiyor. İşte kumların üzerine de yatıyor Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Peygamber Efendimiz haneye şey yapıyor, bakıyor ki Hazreti Fatıma'nın iki gözü iki çeşme. Ağlıyor. Ne oldu diyor. Böyle böyle. Onun sonra Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam başlıyor. Ey kızım buyuruyor. Ey kızım. Kocanın hanımı üzerindeki hakları diye. Bu Hakikat Kitabı'nın yayınladığı İslam ahlakının Hüccetül İslam ilmihali kısmında var orada. Uzun bir hadis-i şerif. Sen bilmez misin diye bir başlıyor anlatmaya. Diyor ki ey babacığım tövbe ettim, pişman oldum. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Hazreti Ali'yi buluyor. İşte Ebu Turab buyuruyor toprağın üzerine yatmış. Teselli ediyor. Ondan sonra Hazreti Fatıma da özür diliyor. Ondan sonra sulh oluyorlar. Ya bak Peygamber Efendimiz'in kızı Fatıma benden bir parçadır. Cennet hanımlarının yüksekleri. Ama af yok. Ve şeyde Eshab-ı Kiram'dan bir zat vefat ediyor. Defne diyorlar. Bir ses duyuluyor. Ya Resulallah bu nedir? Buyuruyor ki hanımına eziyet ediyordu. Kabir sıkıyor buyuruyorlar. Eshab-ı kiram ya, şakası yok bu işin. Kadın da kocasına eziyet ediyorsa toprağın altına girecek, görecek onu. Vallahi de göreceğiz, billahi de göreceğiz yani. Bu ne senin için de benim için. Erkek vazifesini yerine getirmeyecek, kadın da vazifesini yerine getirmeyecekse mutlaka bu olacak. Efendim işte bu kurtarı tarafı. Vallahi din benim değil, ahiret de benim değil. Ben de aynı şekilde bütün fani gibi bir şey. Kitaplar böyle yazıyor. Uyan rahat eder, uyumayan kendisi bilir. Peki sonra...